Değerli dinleyicilerimiz, Kültür Atlası'ndan hepinize merhabalar. Yeni bir programda karşınızdayız. Türkiye'nin kültür dendiği zaman ilk akla gelen radyosu Burç FM'in İstanbul stüdyolarından sizleri saygılarımızla, hürmetlerimizle selamlıyoruz. Efendim, örnek şahsiyetlerimiz, tarihi bilgilerimiz, geçmiş zaman nükteleri, Osmanlı coğrafyasında bir yolculuğumuz ve Mevlana Hazretleri'nin mesnevisinden bir başlıktan oluşuyor yine her zamanki gibi programımız. Efendim, ilk bölümümüzde yine bir uludan söz edeceğiz sizlere. Akşemseddin'i anlatacak bize Ali Ural hocamız. Hiç vakit kaybetmeden sizlere Kültür Atlası'na bir kez daha hoş geldiniz diyelim ve Akşemseddin Hazretleri ile başlangıcımızı yapalım. Zincirin son halkası 7 yaşındaki Şemseddin. Bir önceki halka kurt boğan namlı Şeyh Hamza. Baba ve oğul yani. Dedelere gelince zincir uzun. Tek tek halkalarını sayacak olsak ne yerimiz ne sabrımız yeter. Fakat zincirin en parlak iki halkasını anmamak olmaz. Avarifül Marif'in müellifi Şeyh Şehabettin Sühreverdi ve son peygamberin can dostu Hazreti Ebubekir. Bir de şehirler zinciri var. Şam, Kavak, Osmancık, Halep, Ankara, Beypazarı, Evleköyü, Göynük, Edirne, İstanbul ve yine Göynük. Şam'da doğdu. Kavak'ta Kur'an'ı ezberledi. Osmancık'ta müderris oldu. Ankara'da hayal kırıklığına uğradı. Halep'te rüya gördü, Ankara'da abd diledi, Beypazarı'nda mescit ve değirmen yaptırdı, Evlek'te insifaya çekildi, Göynük'te yine mescit ve değirmen yaptırdı, Edirne'de Sultan II. Murat ve oğlu Fatih'i gördü, İstanbul ve Göynük'e gelince. Burada biraz soluklanın. Soluklanın ki İstanbul'a geçmeden önce size bir zincirden daha söz edelim. Kalp teknesini bağlayacağı bir iskele arıyor genç müderris. Ufuk çizgisinde Mavera-ı Nehir görünse de istişare ve istihare pusulaları Ankara ve Halep'i gösteriyor. Ankara'da Hacı Bayram Veli, Halep'te Zeynüddin el-Hafi var. Boynunda zincir var Şemseddin'in. Çekiliyor zincir. Zincirin ucunu Hacı Bayram Veli tutuyor. Halep'te bir han odasında kanter içinde uyanıyor müderris. Madem bir rüya bu, boynundaki morluk da ne demek? Demek teknesini Halep'e değil Ankara'ya bağlaması gerekiyor. Nasıl da yakını bırakıp uzağa gitti. Hacı Bayram Veli'nin yoksullar, garipler, dullar ve yetimler için kapı kapı para toplamasını bir eksiklik sanıp nefsi alçaltan erdemi göz ardı etti. Ankara'ya dönmeli hemen, af dilemeli Hacı Bayram Veli'den. Çilehanede insan cinsinin karanlıklarını, lekelerini söküp atmayı öğrenmeli ve sınavını verdiğini Akşemseddin demesinden anlamalı pirinin. El alıp mescitlerle ruhlarını, değirmenlerle bedenlerini imar için koşmalı insanlara. Şöhretten kaçmalı meşhurlara gitmekten geri durmadan. Mektuplar yazmalı kuşatmanın 50. gününde ümitsizlik yaşarken Sultan Fatih'e. Ümmeti Muhammed'den bu kadar gazi bir kafir kalesine yöneldi. İnşallah fetholunacak diye kamçılamalı onu. Hatta gün vermeli fethi için Hızır Aleyhisselam'la konuşup, çadırını yırtıp yanına geldiğinde Fatih secdede bulmalı onu. Neden fethedemedik hala diye sormalı ve ya Fakih Ahmet diyerek himmet istemesini talep etmeli sultandan son hücumda. Ve nihayet düşmeli yeryüzünün en parlak zümrütü Türklerin avucuna. İşte giriyorlar şehre. Bir kılıçsa da Fatih, ilim kınından sıyrılmış. Alimlerle yan yana yürüyor. Akşemseddin, Molla Fenari, Akbıyık Sultan, Kızılca Bedrettin, Şeyh Sinan. Rumlar Akşemseddin'e çiçek verebilmek için yarışıyorlar sultan sanıp. Akşemseddin, Sultan Mehmet ben değilim odur, ona gidin diyerek Fatih'i, Fatih sultan benim ama siz yine ona gidin hocamdır diyerek Akşemseddin'i işaret ediyor. 3 gün boyunca dünya yeniden kuruluyor. Ayasofya'da ilk hutbeyi okuyor Akşemseddin. Fatih'in arzusu üzerine Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrini buluyor eliyle koymuş gibi. Evliya Çelebi'nin diliyle
Taş kaldırıldığında Hazreti Eyyub'un terü taze vücudu safranla boyanmış kefeni içinde ortaya çıkıyor. Fatih öyle etkileniyor ki bağlanmak istiyor ona. Akşemseddin mani oluyor. Osmanlı'nın dervişe değil sultana ihtiyacı olduğunu söyleyerek ve terk ediyor İstanbul'u gelmesin diye peşinde. Ten kulluğu, nefis kulluğu, gönül kulluğu, sır kulluğu ve can kulluğu olarak tanımladığı mertebeleri yaşıyor Akşemseddin Gölnük'te. Risalet-ül Nuriye, Def-ül Meta'in gibi dini derslerin yanı sıra dünyada ilk kez mikroplardan bahseden Maddetül Hayat isminde bir tıp şaheseri veriyor. Biri dünyevi rahat ve cismani lezzete, biri de ruhani lezzete dayanan iki türlü hayat tarzı vardır. Birincisi ikinciye göre önemsiz ve geçicidir. Şu halde ona iltifat etme. Sen sıradan bir insan değilsin. Memleketin durumu senin durumuna bağlıdır diye mektuplar gönderiyor Fatih'e. Yıl 1459. 70 yaşında Akşemseddin. Vasiyetini yazdıktan sonra giriyor camiye, sevenleriyle vedalaşarak. Yasin suresini okumaya başlıyor ve elini sağ yanağına koyup uzanarak teslim ediyor ruhunu. Suları. Şimdi hürriyetin neşesiyle yeşil tepelerin eteklerine köpüklü dalgacıklarınızla dantelalar işliyorsunuz. Sizleri çiğnemeye gelen o çelik devlere karşı kükreyemez miydiniz? Bir millet, bir ümmet, bir medeniyet kaderini sizlere emanet etmişti. Yüzyıllardan beri canları pahasına sizleri koruyana sadakatinizi esirgememeniz için Cideli Mehmet Çavuş'un, Lapsekili Ali'nin, Kilitbahirli Yüzbaşı Hasan'ın, Libyalı Üsteğmen Mevsuf'un kurban olmalarım lazımdı. Size ey kanlı sırt, koca çimen, Kabatepe, Alçıtepe, baharın şu günlerinde üzerinize bir gelinlik gibi düşen güneşin pırıltıları altında bahtiyar uyuyorsunuz. Pütürgeli Bilal, Yozgatlı Kınalı Murat, Ezineli Yahya Çavuş, Konyalı Mıstık ve 253 bin vatan evladı kemiklerini sizlere siper etmeseydiler, haliniz nice olurdu? Bedelinizin ağırlığını göstermek için mi alev saçan namlulara karşı lavlarınızı püskürtmediniz? Geç saatlerde donanmanın alev kusan topları sustu. Sadece yaralıların inlemeleri duyuluyordu. Molla Kazım, Pütürgeli Bilal'i merak ediyordu. O da bu siperlere sığınabilmiş miydi? Birkaç metre çevresindekilerin duyabileceği bir sesle, ''Bilal, Bilal neredesin?'' dedi. Cevap alamayınca telaşlandı. Daha yüksek sesle bağırdı. ''Bilal, Bilal!'' 5-10 metre önünde bir bomba patladı. Piyade tüfekleri ateşlendi ama karanlıkta hiçbir hareket sezilmiyordu. Biraz sonra silahlar tekrar sustu. Arkadan bir ses geldi. ''Dikkatli olun, düşmanla burun burunayız.'' Vadileri, tepeleri sımsıkı sarmış karanlık, iniltiler ve su su feryatlarıyla her an çok kere deliniyordu. Fakat kimse yerinden kıpırdamıyordu. Bir yer bulan girmiş, ardından karanlık çökmüştü. Düşman neredeydi, kendileri neredeydi bilmiyorlardı. Molla Kazım'ın gözlerinin önünde ve aklında Pütürgeli Bilal vardı. Duyduğu her iniltide, susup feryatlarında Bilal'in sesini arıyor,
bazen buluyor, bazen şüpheye düşüyordu. Zaman zaman da kirpiklerinde yaşlar tomurcuklaşıyordu. Ne talihsiz nesildiler. Yıkımlar, savaşlar içinde doğmuşlar, güzel bir gün görmemişlerdi. Hangi ideallerle yurdun çeşitli bölgelerinden gelmişler, medreseleri doldurmuşlardı. O idealist, o Levent delikanlılardan bir tek Bilal kalmıştı. Şimdi neredeydi acaba? "Düşman geliyor," dendi. Gün ışıması belirtileri arasında yankılanan bu ses, gerçekten Pütürgeli Bilal'in sesiydi. Molla Kazım yerinden fırlayınca, siperdekiler de fırladılar. Aşağıdan müttefik kuvvetleri süngülerle hücum ediyorlardı. Bayırda süngü, dipçik vuruşları birbirine girdi. İki taraftan da akın devam ediyor, müttefik kuvvetleri aşağıdan hurra hurra naralarıyla, Türk kuvvetleri yukarıdan Allah Allah nidalarıyla ölümüne saldırıyorlardı. Can havliyle şuursuzca bir saldırıydı. Yer yer kör dövüşüne dönüyor, süngüler saplanıyor, kılıçlar savruluyor, bıçaklar satırlar uçuşuyor, kanlar fışkırıyor, gövdeler ayaklar altına düşüyordu. Molla Kazım arada bir Pütürgeli Bilal'in sesini duyuyordu. "Vurun kardeşlerim," diyordu. "Allah, peygamber, şehitler aşkına vurun." Düşmana hamle yapan Molla Kazım Pütürgeli Bilal'i görmüyor, sesini duyuyordu. "Allah, peygamber, şehitler aşkına vurun kardeşlerim." Türk tarafı yukarıdan kabaran dalgalar misal yakıyor, müttefik kuvvetlerini denize sürüyordu. Müttefiklerin attığı bombalar ardı arda patlıyordu. "Allah, peygamber, ah." Bu ses arkadan gelmişti. Molla Kazım geri döndü. Koşarken sağa sola bakıyor, Bilal'i göremiyordu. "Bilal, Bilal," diye bağırdı. "Buradayım," dedi Bilal. Molla Kazım sesin geldiği fundalıkların arasına daldı. "Siz, ey hayatlarının baharında şehadet mertebesine erenler, alemlerin Rabbi sizler için diridir derken, destanınızı fanilerin yazamayacağına da işaret ediyor. Biz yazamasak da, kanlarınızla yoğurduğunuz tepelerde rüzgar ebediyete kadar cenginizi terennüm edecek. Mahzun vadilerde sütun sütun fatihalarla yükselen mezar taşlarınızı gökler selamlayacak. Efendim, programımızda sıra nüktelerimize geldi. Düşmanlarınızın istifade edebileceği ihtilaflara düşmeyin. İhtiyara ikram eden, ihtiyarlayınca ikram görür. Bugünkü nüktelerimiz ilkiyle başlayalım. Hazreti Ömer halife olduğunda Halid bin Velid Hazretlerini başkomutanlıktan azletmişti. Hazreti Halid, halifenin bu icraatını gayet olgunlukla karşılamış, hiçbir itirazda bulunmamıştı. Hatta asker arasında kendisine aşırı sevgiden dolayı bir memnuniyetsizlik ve galeyan hali görünce bütün orduya hitaben şu konuşmayı yapmıştı. "Ey gaziler! Bizim maksadımız ilahi kelimetullah'tır. Kumandan olmak değildir. İslamiyet ilerlesin de hakimiyet güneşimiz parlasın da kumandan kim olursa olsun bundan ne çıkar? Benim bu kadar muharebelerde can atıp harp etmekliğim askere kumandan olmak için değildir. Ancak rızâ-i ilahi içindir. Düşmanın istifade edebileceği ihtilaflara düşmemenizi tavsiye eder ve bundan böyle bir nefer olarak din yolunda canımı feda etmeye hazır olduğumu bildiririm." İkinci nüktemiz, ihtiyarlara ikram eden ihtiyarlayınca ikram görür. Ahmet Rıfai Hazretleri yolda bir ihtiyar görse hemen elinden tutar götürürdü. Orada bulunanlara şöyle derdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
Kim bir ihtiyara ikram ederse, Allah-u Teala ihtiyarladığı zaman ona ikram edecek birini emrine verir. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızda kısa bir aramız vardı. Hemen akabinde 4. bölümümüzde sizlerle beraberiz. Şimdi Osmanlı coğrafyasındaki yolculuğumuzu kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Haluk Dursun hocamızın kaleme almış olduğu bir makale duruyor önümüzde. Tiflis'ten Batum'a Gürcistan, bu makalenin başlığı. Efendim ilk bölümünü bugün sizlerle paylaşmak istiyoruz. Haluk hocamız şöyle diyor. Tiflis'e gece vakti girdiğiniz zaman yolların genişliği size klasik bir Sovyet şehrinde olduğunuzu, asfaltın bozukluğu ise az gelişmiş bir Doğu şehrinde bulunduğunuzu hemen hissettiriyor. Gündüz gözüyle bakınca da şehrin Türkiye'nin Erzurum'undan, Kars'ından, Ağrı'sından, Van'ından bir parça olduğunu bile düşünüyorsunuz. Bizim kaldığımız otel, Kura Nehri'nin kıyısında bir yalı oteldi. Tam manasıyla bir Lebi Nehir. Aşağı yukarı Çoruh kıyısında Borçka'da farz edebilirsiniz kendinizi. Yahut daha mütevazı düşünürseniz Müküs Çayı kıyısında Van'da Bahçesaray'dasınız mesela. Bu görünüş eski Tiflis görünüşlerinden bir izlenimdir. Ama yeni şehre gittiğiniz zaman işte o yukarıda bahsettiğim klasik Sovyet şehirciliği sizi bir anda etkiliyor. Geniş kaldırımlar, bulvarlar, büyük meydanlar, metro, opera, meclis ve bakanlık binaları. Eski Sovyetler Birliği coğrafyasında ne zaman beraber dolaşsak, bizim Mustafa Saraç av köpeği gibi burnunu kaldırıp, "Hocam burası komünist kokuyor," der. Fakat o zamanlar bu komünist kokusunun manasını ne o anlatabilirdi, ne de ben. Bu sefer Bülent Katkak'la işi çözdük. Bu düpedüz doğalgaz kokusu. Öyle ki her taraf doğal gaz borularıyla döşeli olduğundan burada gaz kaçakları şehirde böyle bir kokuyu hakim kılmış. Biraz da eskimişlik, köhnelik, esrarengizlik ve tabii Türk'e özgü komplo teorisi işin içine karışınca bu komünist kokusu olup çıkıyor. Tiflis'te beni esas şaşırtan komünistler KGB ve Gürcüler değil Azeriler oldu. Daha evvelden Tiflis'in güneydoğusunda Bornisi bölgesinde Borçalı denilen kalabalık bir Azeri azınlığın yaşadığını biliyordum. Fakat esas büyük bir grup da eski Tiflis'in içinde yaşıyor. Hem de bunlar Şah İsmail'den, Şah Abbas'tan beri devam eden azınlıkmış. Kura kıyısında, tarihi hamamların yanında, Narikala Kalesi'nin hemen dibinde yıllardan beri mekan tutmuşlar. Çarşıda, pazarda, ticarette ve cemaatte hakimler. Ayrıca Gürcü parlamentosunda Azeri asıllı milletvekilleri de var. Ahmet Refik Üstadımız 1918-1919 yıllarında Tiflis'i anlatırken Kafkas yollarında o zaman da Azerilerin bulunduğunu ve aynı mekana şeytan pazarı dendiğini söylüyor. Yani bu Azerilerin şeytana pabucunu ters giydirdiğini bildik de İstanbul ticaretine, kapalı çarşıya, Valide Han'a duhul etmiş olan bizim acemler, meğer Tiflis'in Azerileri yanında hiç kalırmış. Tarihi caminin kapısında Azeri Türkçesiyle yazılmış ve cep telefonlarının kapalı tutulmasını ihtar eden levha ne hoştu. Müslüman kardeşler, rica ederek telefonları söndürünüz. Sonra cemaat yapmak isteyen İstanbullu misafirlere dönüp, bizimki Caferi namazıdır, taşta kılarız, kolları bağlamayız. Arada elleri açıp dua ederiz. Kafanız karışmasın, siz bildiğiniz namazı kılın demeleri de pek hoştu. Halbuki bizi tanımıyorlar ki. Biz Tahran'dan Isfahan'a, Şiraz'dan Kerbela'ya, Kum'a, Yemen'e bütün iklimi Şia'yı görmüşüz. Cümlesini bilirik. Başımıza kara sarık sarsak ahund olup çıkacağız. Ehli imamiye ile ne saflar tutmuşuz. Hele amacımız hızını alamayıp Tebriz'den Meşed'e kadar, Bakü'den Şaki'ye kadar ayak basmadık, Kerbela toprağı bırakmadık. Bize göre ise zaten külliye minaşura,
Külli zemini Kerbela. Mehmet Akif'in dediği gibi aylar bize hep Muharrem oldu. Neyse, konumuz Azerilik, Caferilik değil. Gürcüleri yazacağız ama rehberimiz Azeri olunca bizi hep Azerilere götürüyor. Biz Gürcistan'da halis bir Kartveli Gürcüsü, bir Svanetili, bir Osetyalı, hele hele bir Mohdilasına, neredeyse Abazaya bile razıyız ama her tarafta karşımıza Azeriler çıkıyor. Çünkü daha sonra Batum'da da bizi bir Azeri karşıladı. Bizi ikinci kez şaşırtan ve cehaletimizi de ortaya çıkaran iklim bilgisizliğimiz oldu. Kuzeye ve dağlara gidiyoruz. İstanbul'un sıcağından kaçıyoruz derken öyle bir yandık ki sormayın. Tiflis'in ahalisi sıcaklarda dağlara, göl kıyılarına kaçarmış. Biz de öyle yaptık. Bizim Azeri rehber Cafer'in tabiriyle Tosba Gölü kıyısında sıcağı geçirdik. Kura nehrinden yakalanmış balıkları afiyetle yedik. Çeşit çeşit Kafkas peynirinin tadına baktık. Serin bir köşeye çekilip göl kıyısında uzun uzun dağlara daldık. Programımızın son bölümünde sizlerle Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisinden bir başlığı paylaşacağız. Şefikcan hocamızın tercümelerinden istifade edeceğiz tabii ki. Yeryüzü gökyüzüne teslim olmuştur da ben bir esirim, ne dilersen yağdır demektedir bugünkü başlığımız. Alemin bütün zerreleri birbirine girse de kale kesilse, yani çare bulmaya çalışsa, yine gökten gelecek kazaya karşı hiçtir, hiç. Şu yeryüzü gökten nasıl kaçabilir? Kendini gökten nasıl gizleyebilir? Gökten yağına karşı yeryüzü ne kaçabilir, ne bir çare bulabilir, ne de sipere girip gizlenebilir. Güneşten onun üstüne ateş yağsa, yeryüzü o ateşe yüz tutmuştur. Ondan kaçmak şöyle dursun, o ateşe karşı yüzünü yerlere sererek sessizce ona teslim olmuştur. Çok yağmurlar yağsa da tufan olsa, yeryüzündeki şehirleri yıksa, silse süpürse, yeryüzü Eyüp Aleyhisselam gibi gökyüzüne teslim olmuştur. Ben bir esirim, ne dilersen yağdır demektedir. Ey insanoğlu! Sen de yeryüzünün bir cüzüsün. Onun üstünde yaşıyorsun. Sen de Allah'ın buyruğuna, kaza ve kaderine karşı gelme. Sizi topraktan yarattık ayetini duydun, işittin. Demek ki Allah da senin toprak olmanı istiyor. İlahi emre karşı gelme. Allah buyurdu ki, ey insan, dikkatle bak da gör. Senin topraktan yaratılmış bedenine ruhumdan bir tohum ektim, seni yücelttim. Sen bu toprağın bir tozuyken, seni üstün bir varlık yaptım. Sana akıl verdim, aşk verdim. Sen bir hamle daha yap da, topraklığı yani tevazu kendine sıfat huy edin. Ben de seni bütün yarattıklarımın üstüne emir kılayım. Su yüksekten aşağıya akar. Sonra da aşağıdan yukarıya doğru yükselir çıkar. Buğday çiftçi tarafından toprağa atılır. Böylece yükseklerden gelir, toprağın altına girer. Sonra toprağın altından baş kaldırır, yükselir. Dik, kuvvetli bir başak haline gelir. Her meyvenin tohumu önce yerdedir, yere girer. Ondan sonra yerden baş kaldırır, yükselir. Bütün nimetlerin asılları gökten toprağa yağdı. Toprağın altına girdi. Ondan sonra tertemiz cana gıda oldu. Bütün nimetler, gönül alçaklığıyla gökten yere indikleri için, diri ve yiğit bir insanın cüzüğü oldular. Böylece,
senin cansız sandığın yağmur ve güneşin yetiştirdiği nimetler, insan tarafından yenildiği zaman şereflenirler de insanın sıfatları olurlar. Arşın üstüne neşeli neşeli uçarlar. Biz önce ruh aleminden, hayat aleminden bu aşağılık dünyaya gelmiştik. Şimdi yücelere yükseldik derler. Aslında cihanın bütün cüzleri ve zerreleri hareket halinde olsun, sükun halinde olsun, içlerine düşen ilahi aşkın tesiriyle çırpınıp durmada ve biz Rabbimize dönüyoruz demektedirler. Cihan cüzlerinin zikir ve tesbihleri göklere bir uğultu düşürmüş ve oraları çınlatmıştır. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın son bölümünde Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisinden bir başlığa yer verdik. Yeryüzü gökyüzüne teslim olmuştur da ben bir eserim, ne dilersen yağdır demektedir. Bugünkü başlığımızdı. Efendim, böylelikle bugün de Kültür Atlası'nı nihayetlendirmiş olduk. Nasipse bir sonraki programda tekrar karşınızda olmayı diliyoruz. Efendim, hepinize hayırlı, huzurlu ve sağlıklı günler temenni ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalınız.